Ablam, bak şimdi. Ben bu aşkın kitabını yazmaya karar verdim. Hangi aşkın? Naz'la Fırat'ın aşkının ablacığım. Bir yapmadığın o kalmıştı. Gülendam, çocuk burnunun dibinde perişan halde canıyla cebelleşiyor. Ya sen bu durumun ticaretini mi kuruyorsun kafanda? Ay ablam aşk olsun. Haşa, para falan düşünmüyorum. Benimkisi tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Gençlere aşk ilişkilerinde neleri yapmamaları gerektiğini öğreteceğim. Yeni Nazlar, yeni Fıratlar acı çekmesin diye. Allah'ım yarabbim, sen sabır ihsan eyle. Ablam, bir de bunun filmini çekeyim diyorum. Sinematografik olarak eserimi kitlelerle buluşturacağım. Atilla Bey de menajerliğimi yapacak. Her şeyi hallettik. Anne. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ama bir şey söylemeden önce lütfen bitirmeme izin ver, olur mu? Sevi, Allah aşkına kalbime indirme, tamam mı? Hadi konuş, ne söyleyeceksin? Haydi çabuk. Ay eyvahlar olsun. Ablam vallahi bir felaket daha geliyor. Babam. Babam ölmek üzere anne. Acilen karaciğer nakli yapılması lazımmış. Biliydim. Ben biliydim bu işin altından bir iş çıkacağını yani. O bencil iki yüzlü adam... ya bir planı olmasaydı gelmezdi buraya. Sakın gelmeyin arkamda. Oturun. Sevi. Aa. Atilla Bey. Ay ne buluşması ayol bu saatte? Ay etraf zaten yangın yeri. Nasıl? Çok mu önemli? Kızımdan uzak dur. Sen ona babalık yaptın mı ki? O sana evlatlık yapacak. Ölmemi mi istersin Sultan? Kızımız babasız mı kalsın? Tabii ki hayır. Seninki de can. Benim kızım babalı mı büyüdü ki babasız kalsın? Sonra sen iyi niyetinle gelip anlattın mı bize derdini? Hayır. İyi gününde kızını arayıp sordun mu? Hayır. Şimdi zorda kalınca aklına geldik değil mi? İyileşince gene unutacaksın kızını. Sen ne yaşadıklarından ne de hastalığından ders alırsın. Siz de bana böyle bunlarla gelip böyle yalandan gönlümü almaya çalışayım. İyice gözümde küçülüyüm. Sevin'in yardım etmesine izin verecek misin? Hak edip etmediğin benim değil, Allah'ın takdiri. Biz ne olursa olsun her cana değer vermeyi, onun için savaşmayı öğrendik. Böyle yetiştik biz. Sevi gerekeni yapacak. İnşallah sen de kıymetini bilirsin. Thank you.
Normalde bu saatte görüşmeyi asla kabul etmezdim. Ancak çok ısrar ettiniz. Evet Atilla Bey, maruzatınız nedir? Gülendam Hanım, artık genç değiliz. Ha? Aa, kendi adınıza konuşun. Ben gayet gencim. Yok yok, siz beni yanlış anladınız. Benim size söylemeye çalıştığım şey... Gülendam Hanım, artık birbirimizden ayrı geçirdiğimiz zamanlara bir son vermeliyiz. Evet. Nasıl olacak o iş? Ben pek... Açabilir misiniz? Tabii, açıklayayım sizin için. Gülendam Hanım, sizi gördüğüm ilk günden beri gönlüm var size. Eğer sizin de gönlünüz varsa... Var, sağ. Ben sizinle... Benimle? Mutlu bir izdivaç yapmak isterim. Ama... Ama ne? Öncesinde size itiraf etmem gereken çok önemli bir şey var.